Değerli yurttaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Sözcü Gazetesi'ne bir demeç vermiş ve bu demeçte Türk vatandaşlığı alan yabancı seçmen sayısının endişe edecek kadar yüksek olmadığını, kendi ellerindeki verilerin Yüksek Seçim Kurulu'ndan daha güvenilir olduğunu söylemiş. Öncelikle Türkiye belki Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine gitti. Karşımızda seçim konusunda gerçekten uzman olan bir siyasetçi, yani Recep Tayyip Erdoğan. Bu seçimi kazanmak onun için bir ölüm kalım meselesi. Bundan dolayı itinayla seçim yasasını değiştirdiler. Seçim yasasının her aşamasında Cumhur İttifakı nasıl daha fazla oy alır şeklinde bir hesaplama yaparak yasayı yeniden yapılandırdılar. Ve bir fazla oy alan kişinin Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağımız bir seçim olacak bu aynı zamanda. Ve böyle bir seçimde aday olma iddiasını taşıyan Kılıçdaroğlu şimdi diyor ki 300-500 bin yabancı seçmen yok. Biz YSK'dan daha iyi biliyoruz. Endişelenmeye gerek yok. İstanbul'da 10 milyona yakın seçmen oy kullandı belediye başkanlığı seçiminde ve 13 bin oyla birinci turda İmamoğlu kazandı. Önümüzdeki seçimde bir oy fazla alan kişi Cumhurbaşkanı seçimi. Hal böyleyken ve AKP kaç kişiye vatandaşlık verdiğini itinayla gizlerken, bu konuda vermiş olduğu rakamlar tamamen yalanken, eskiden vatandaşlık verilenlerin isimleri resmi gazetede yayınlanırken bu yayını durdurarak verdiği vatandaşlık sayısını gizleyen halktan bir iktidarla karşı karşıyayken Kılıçdaroğlu şimdi kalkıyor diyor ki endişelenmeyin, vatandaşlık verilen yabancı sayısı çok fazla. Hatırlar mısınız? Son seçimlerden önce de Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde öyle bir otomatik sistem kurmuştu ki Türkiye'de bütün sandıklardan gelen oylar anında sıralanacak ve hiçbir oy kaybı olmadan basınla paylaşılacak. Ne oldu? Sistem bu gece çöktü ve hepsi ortadan kayboldular. Türk halkını AKP ile baş başa bırakarak. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki 300-500 bin değil. Biz YSK'dan daha iyi diyor. Hayır Kılıçdaroğlu. Yalan söylüyorsun. Bilmiyorsun ve yalan söylüyorsun. Neden bilmiyorsun biliyor musun? Çünkü kaç kişiye vatandaşlık verildiğini bilmiyorsun. Ve şunu zannetme sakın. Ya işte vatandaşlık verilen otomatik seçmen olarak değil. Öyle de değil. AK Parti senden daha zeki. Erdoğan seçim işlerinde senden çok daha kurnaz. Ve Erdoğan kazanmaya çalışırken sen yine kaybetmeye çalışıyorsun. Başından beri çağrıda bulunuyormuş. Sana ve küçük ortağın İYİ Parti'ye. Vatandaşlık verilenler 10 sene oy kullanmasınlar. Bu doğrultuda yasada bir değişiklik yapalım. Gelin birlikte siz de destek verin tasarıya, geçirelim bu yasayı. En azından Türk milletinin gündemine getirelim diyoruz. Ve susuyorsun, susmakla da kalmıyorsun, AKP'yi aklıyorsun. Verilen vatandaşlıkları aklıyorsun. Sayılarını olduğundan küçük gösteriyorsun. Süleyman Soylu'yla birlikte çalışıyorsun Kemal sen. Sen nasıl referandumda kirli referandumu meşru hale getirdiysen, 2,5 milyon mühürsüz oyun kullanılmasına itiraz etmediysen, 16 Nisan gecesi YSK'nın önünde beni yalnız bırakıp evine gidip yattı uyuduysan ve hiçbir CHP milletvekilini oraya yollamayıp karşı çıkan Atilla Kart'ın CHP Konya milletvekilinin dava açmasını engellediysen, şimdi de daha seçim sürecine girilmeden AK Parti'nin bütün seçim manipülasyonlarını Sözcü Gazetesi'nde meşrulaştırıyorsun. Daha önce söylemiştim. Tekrar edeceğim. Erdoğan'dan sonra en iyi AK Parti sensin.